Halil Rıçber Piyasası'ndan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, gümüş çok soran oluyor. Gümüşle ilgili biliyorsunuz beklentilerimi gayet olumlu olduğunu ve şunu da bir kez daha söylemek isterim. 2023 Ekim, yani Hamas'ın İsrail'e saldırıp süreci başlattığı günden itibaren olan 21 dolardan itibaren ben çok olumluyum. %57'lik bir yükseliş mükemmel bir şekilde yakaladığımızı görüyorsunuz. Bunu paylaşıyorum. Saat dakika vererek de paylaştığımı zaten biliyorsunuz gün içindeki trade'lerle. Bunları sık sık buradan takip edebilirsiniz. YouTube'dan da, Twitter hesabından da. Eğer ben günlük görmek istiyorum, bütün çalışmaları, pamukta günlük yorum almak istiyorum, bakırda günlük yorum almak istiyorum, petrolde hisse senetlerini, endeksler, pariteler, emtialarda diyorsanız arkadaşlar, gelin eğitimlerime, gerek internet eğitim, gerek özel eğitim, gerek diğer detaylı bilgiler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kısa bir reklamdan sonra hemen dönüyorum. Gümüşte 32,5 hedefimi biliyorsunuz. Buna aylar öncesinden, kademe kademe, ilk etapta 29, arkasından 32,5. Sonra kısa süreli bir dinlenme. Bu dinlenme tabii benim beklediğimden biraz daha uzadığını söylemek gerekir. Söylüyorum da zaten. Bugün itibariyle bu dinlenme sürecinin özellikle 29'un hemen altı bölgeyi test ettikten sonra artık tamamlanma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta, çünkü 2 haftalık bir dinlenme görmüş olduk gördüğünüz gibi. Özellikle 7 Haziran'da tarihi bir hacimle gelen satış çok önemliydi. Ama bu zirvede gelmediği için benim için çok daha önemli. Teknik olarak bir sıkıntı değil. Çünkü zirvede olmayan hacimli düşüşler çok önem ifade etmez. Tabii ki önemlidir. En azından kısa vadeli bir dinlenme moduna veya kısa vadede o bölgenin geçilmesinin zor olduğunu işaret eder. Zaten bir haftadır da bu bölgede, o satış sonrası o bölgeye ulaşamıyoruz ki en iyi Amerikan enflasyon verisinin geldiği gün dahi bu seviye, bu eşik aşılamadı. Ama dakikalar öncesinde de ben çok sert bir yukarı hareket olacağını Twitter'da paylaşmıştım. Eğitim grubumda da paylaşmıştım. Şimdi dün itibariyle çok uzun bir süre sonra 29'un altında bir kapanış gördük. Şu an için şu dakika itibariyle tekrar 29'un üstündeyiz. Bakın eski çok önemli bir ders. Eski dirençler geçildikten sonra destek olur. Yani buna ne diyoruz? Rol değişimi diyoruz. Teknik analizi çok önemli bir konudur. Ama çok böyle dikkate alındığını mutlaka dikkate alınıyordur. Benim gözümden kaçmış olabilir. Bakın. Eski dirençler belli bir zaman sonra destek olacaktır. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir direnç bölgesi. Son 4 yılın önemli direnç bölgesinin üstündeyiz. Buna belki pullback tabiriyle de isimlendirilir, konuşulur. Buradan itibaren hızlı bir yükselişin, dinlenme döneminin tamamlanıp haftalık bazda artık bundan sonra tablonun çok büyük olasılıkla Haziran sonu itibariyle biz 32'lerin üstünü geçeceğimizi tahmin ediyorum ama yine de siz beni izleyin. Orada 36'ya doğru gideceğimizi görebilirsiniz. Aylar önce 20'lerden itibaren verdiğim kademe kademe hedefler nasıl gerçekleştiğini de görebilirsiniz. Yani Bitcoin'i yaptığım gibi ben gümüşü yapmıyorum. Dersem, bunu bir espri olarak alın ya da saçmalama hakkımı kullandığımı söyleyeyim. Şaka bir yana gayet güzel çalışıyor teknik bu noktada. Tekniğin çalışmadığı hiçbir yer yoktur ama sonuç itibariyle tekniği de insanlar yaptığı için bazen küçük hisselerde adamın karakterini görürsünüz. Bu tür piyasalarda da aynen bu tabloyla karşı karşıyayız. Burada fonların, büyük fonların hareketini görüyoruz. Çok sert, çok güçlü bir hareketin geleceğini, önümüzdeki bir hafta içinde çok güçlü alışların geleceğini tahmin ediyorum. Bunu da paylaştıktan sonra önemli bir destek bölgesiydi.
Borsa İstanbul'a gelelim. Borsa İstanbul için neden bahsediyordum? Bir düzeltmeden bahsediyordum. Bu düzeltme önemli. Şimdi biliyorum insanlar son neredeyse bakın insanlar son 3 aydır 2 hatta 3 ay demeyeyim de Şubat'tan beri borsa yatırımcısı adeta maalesef üzülerek söylüyorum kan ağlıyor, üzülüyorlar. Neden? Çünkü endeks yükselmiş. Ben her zaman bunu söylüyorum. Derslerimde nasıl endeks yükselirken endeksten daha fazla para kazanabilirsiniz? Veya nasıl endeks düşerken para kaybetmezsiniz? Bunların milyonluk bilgiler olarak ifade ediyorum ben bunu gerçekten. Çünkü bugün dönün hisse senetlerine bakın. Neredeyse %80'i, %85'i endeksin şu yükselişine katılamadı arkadaşlar. Hatta %80'i diyelim. Şu yükselişe katılamadı. Yani endeksin 6900'den, 6800'den, 700'den başlayan şu %27'lik yükselişine katılamadı. Onu bırakın katılamamanın ötesinde hisselerin birçoğu çok ciddi olarak düştü değerli arkadaşlar. Yani bu noktadan bakınca enflasyon çerçevesinde değerlendiren birçok insan sadece herkesin bildiği bir şey var. Enflasyon yüksek dolayısıyla borsada hisse senetleri yükselir. Yok böyle bir şey. Olmadığını çok fazlasıyla da gösterdik. Bakın yani yeni halka arz olmuş şirketlerin birçoğu bunu söylüyorum. Bakın net olarak size söylüyorum. Yeni halka arz olmuş şirketlerin birçoğu çok güçlü gördüklerim dışında yani belki 10 tane değildir. Birçoğu arkadaşlar halka arz fiyatına yaklaşmaya başladı. Halka arz fiyatının altına gelen hisseler dahi olmaya başladı. Halka arz konusu tabii ki önemli. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Neden halka arzlar bu kadar çok? En kolay kredi bulma yolu borsa. Görüyorsunuz yani endeksin o 2 aylık yükselişine karşılık en basitinden şu hissenin. Tabii halka arz şuradan olmuştu falan filan denir ama düşünün arkadaşlar Şubat'ta bu hisseyi alan arkadaş şu an için üzgünüm ama durumu bakın. Yani halka arz olan şirketlerin birçoğu görüyorsunuz. Yani son fiyatınıza dönün. Dönün bir yıllık tabloya bakın. Bunu göreceksiniz. Neyse çok uzatmayayım. Benim bir beklentim vardı. Bunu da paylaşmıştım. Birebir neredeyse model takip edeceğimiz bir endeksten bahsetmiştim. DAX endeksi. DAX nasıl seyrediyorsa biz de öyle seyredeceğiz demiştim ve DAX'ı çok güzel yakaladığım süreçten bahsediyorum. Günlük çalışmalarda eğitim grubundaki arkadaşlar biliyorlar. Bu düzeltmeyi de mükemmel yakaladığımızı söyleyebilirim. Şimdi 100 endeks tarafında biz birebir neredeyse DAX'la birlikte çalışıyoruz. Yani bir DAX'ı takip ediyoruz. 10.000 psikolojik bir destek demiştim. Buradan kısa süreli 10.300'lere kadar olabilir bir tepkiden normaldir olacaktır diyordum. 10.449'a geldik. Şu an için buradan sonra borsanın yukarı gitme potansiyeli biraz artık zor. Aslında gidebileceği 10.500'ün üstüne çıkmış olsa bile ya da şöyle söyleyeyim bu düşüşün tepkisidir. Tepki de elinize kalan son satış fırsatı olarak değerlendireceğiniz bir nasıl söyleyeyim söylemdir. Yani şu yükselişi bir satış fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 10.500'lerin üzerinden sonra tekrar borsada ikinci dalga bir satış gelecektir. Ve bu biraz daha birinci dalgadan zaman zaman sert olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Onun için dikkat diyorum. Dedikten sonra tabii belli aralıklarda seyredecektir ama ben 9.500, 9.700 bu aralıkta biraz daha bir toplama dönemi olacaktır. Yukarı hareket sonrası gelecek olan satıştan sonra benzer bir tabloyu önümüzdeki günlerde borsada göreceğimizi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim. Belli bir bantta zaman içinde şöyle bir geri çekilme yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Hisseler bazında tabii ki her gün paylaşımım oluyor. Gayet güzel hisseler de buluyoruz. Gayet güzel yükselişleri de yakalıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi BİM son dönemdeki. Bakın TL bazında rekor kırıyor. Gayet güzel değil mi? Şimdi bakın bir gerçek daha var. Şunu söylüyorum. Borsa uzun vadede yatırım yapılabilecek bir enstrüman mı?
Arkadaşlar her şeyden önce zamanlama çok önemli. Zamanında iyi zamanda alırsanız borsa tabii ki çok iyi bir yatırım. Hem de çok daha kısa vadede çok iyi kazanç getiren bir yatırım. Şimdi tabloyu görüyorsunuz. TL bazında harika, değil mi? Bir de TL bazında değil, endeks bazında bakalım. Gerçekten harika mı? BİM rekorlar kırıyor. Dönüp baktık. Bakın değerli arkadaşlar. BİM endekse göre, bakın daha endekse göre yeni rekor kırarken nereye gelmiş? 2020 Kasım fiyatına gelmiş. 2020 Eylül, Ağustos seviyesinden daha çok uzakta. Yani bu ne demek? Sizin aldığınız hisse, o endeks 3 yılda şu kadar yükseldi, harika getirdi falan deniyor ya. Dönün bakalım endeksi kaç tane hisse yakalamış, endeksin bu performansını yakalamış. Onun için lütfen biraz daha gaza gelmeden yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Herkes tabii ki bilgi akışının muhteşem olduğu bir zamandayız. Cahil kalmanın tercih olduğu bir zamandayız. İnternet çağındayız. Ama kendinize yatırım yapmanız lazım. Gelin eğitimlerime. Ben bahsediyorum. Gelin eğitimlerime. Özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi, tüm detayları size tecrübelerimi paylaşıyor olacağım, aktarıyor olacağım. Bu videoyu beğenip paylaşımda bulunursanız, abone olursanız sevinirim. Şimdi o zaman geldiğimiz noktada birçok hissede bunu görüyoruz, onu söyleyebilirim. Bakın Anadolu Efes mükemmel gidiyor değil mi? Ben son yıllarda en fazla prim yapan hisselerin başında geliyor ki endeks düşse bile düşmeyeceğinden bahsediyorum size. Düşmediğinden, düşmeyebileceğinden, endeksten ilk tepki geldiğinde endeksten daha fazla prim yapabileceğinden bahsettiğim, sürekli bahsettiğim güçlü hisselerden bir tanesi Coca-Cola ve Efes. Bakın görüyorsunuz. Peki bu hisselerin acaba geçmişinde endekse göre durumları nasıl? Bakın daha Coca-Cola, bakın görüyorsunuz. Daha 2014'teki zirvesini yeni geçti arkadaşlar. Ya 10 yıl önce, yani 10 yıl önceki trendiyle, bakın değerli arkadaşlar, 10 yıl önceki trendiyle daha Efes 10 yıl sonra endekse göre yeni geçiyor. Bugün bazı hisselerin çok fazla prim yapmış gibi gözükmesinin sebeplerinin altında bir tanesi de bu. Peki Anadolu Efes'e dönüp bakalım. Değerli arkadaşlar görüyor musunuz? Anadolu Efes daha 2008'deki zirvesini görmemiş endekse göre. Bu ne demek? Endekse göre hisseler aslında bazıları çok ucuz. Ama geneli zaten endeksin çok çok altında. Neden son 2,5 yıldır ben sürekli mutlaka kenarda portföyünüzde bankacılık hissesi olması gerekir diyorum. Son 2 yıldır söylüyorum bunu. 1,5-2 yıldır söylüyorum. Çünkü anlaşıldı ki dünya normlarında ekonomi politikası izlenmesi gerekir. Yani sebep sonuç enflasyon hikayesi biliyorsunuz. Nas hikayelerini biliyorsunuz. Bu değil arkadaşlar. Eğer normal ekonomi işleyişine dönecek olursa bakın bankacılık endeksinin yükselişini görüyorsunuz. Bankacılık endeksi hala 2010 yılındaki zirvesinden değerli arkadaşlar o kadar uzak ki endeksle karşılaştırdığımızda özellikle %72'lik neredeyse bir durum söz konusu. Onun için %72 daha prim potansiyeli var endekse göre hem de onu söylemek istiyorum. Ya durum şimdilik bu. Paylaşmak istedim. Daha almış olduğunuz hisseyi bir endeksle karşılaştırın değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli milyonluk bir bilgi daha veriyorum. Almış olduğunuz hisse eğer geçmişine şöyle dönüp büyük resmine bakın. Bu kararı kendiniz verebilirsiniz. Çok basit bir yöntem vereceğim. Aldığınız hisse. Diyelim ki hisse senedini aldınız. Döndüğünüz geçmişine endekse karşılaştırınız. Şöyle bir trend görüyorsanız maalesef iyi bir hisse almadığınızı söyleyebilirim. İyi bir hisse olabilir mi acaba Koç Holding son yılların en iyi prim yapan hisselerinden bir tanesi? Evet. Bakın değerli arkadaşlar. Koç Holding eski zirvelerini yıllar önce geçmiş. Son 1,5 yıldır eski zirvesini de geçiyor. Ama istikrarlı bir şekilde ne var? Bakın istikrarlı bir şekilde ciddi bir prim söz konusu. Ama Koç Holding kadar bu prime yakın hisse yok. Bakın Akbank. Yani son yıllarda ciddi prim yapan hisse. Akçansa mesela bakın. Yani ilginç değil mi? Çok ilginç. Ama
yıllar itibariyle hep endeks üzeri getiriler sağlamış trend hareketi söz konusu. Ama son 1,5 yıldır da çok ciddi olarak endekse göre zayıflayan hisselerden bir tanesi. Ben orta uzun vade yatırım yapmak istiyorum. Alıp kenara atmak istiyorum Halil. Hangi hisseyi alayım derseniz gelin eğitimlerime. Bunların detaylarını zaten anlatıyorum. Yeni dönemde de biraz daha detaylı bu tarz çalışmalara döneceğiz. Bunu da paylaşacağım. Evet, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.